Cezaevinde yani hani zaten malzemeler yoktu ve fırça da ve sonradan saçla da neden olmasın diye düşündük. Ben her zaman şey söylüyorum, gerçekten de hani bu fırçalar beni gerçekten özgürleştirdi bir anlamda, ruhsal olarak da farklı bir biçimiyle özgürleştirdi. Hiçbir zaman düşünmezdim. Hani o kadar 80'li dönemlerde bu kadar işkencenin yoğun olduğu o cezaevi, Diyarbakır cezaevinin duvarlarının çok sert olduğu cezaevinin kadınların fırça darbeleriyle yıkılacağını hiç düşünmezdim. Çok ilginçti o yani duvarların yıkıldığını hissettim. Bence aslında cezaevi işlerim aslında benim annemin hikayesi, annemin mücadelesi, annemin belki de sanatı. Ve ben içerideyken beni bir şekilde tutsak olarak hiçbir zaman kabul etmeyip bir bebek yapıp ve ona benim saçlarımla saç yapıp ona ağıtlar okuması hiçbir zaman kızını içeride aslında şey değil, hani gerçek anlamda tutsak olsa da o bebekle aslında özgürleştirip ve onunla her gün konuşma hali. Die Grundidee von dem Projekt Museum der kleinen Dinge hatte Can schon ziemlich lange. Und letztes Jahr hatten wir unser erstes Gespräch gehabt. Da hat er eben diese Geschichten erzählt, dass die Menschen im Gefängnis anhand einer leeren Plastikflasche kommunizieren können, dass sie aus den einfachsten alltäglichen Gegenständen Musikinstrumente bauen können. Also man kann die Gedanken nicht einsperren. Da war auch mein Vorschlag zu Can, lass uns einfach das feiern. Eyewitness sadece bir nasıl normal bir manzara gibi ama orada bir huzursuzluk var, bir duman yükseliyor, bir figür var, seyrediyor falan. Silivri is the biggest jail for journalists in the world. So it was my first experience in a cell, in a prison. So when I first got there, it was like a concrete city. So it's a symbol of a country without law, and that's why I just want to bring it to Germany.